Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize denizden sesleniyorum. LGS Matematik hızlı tekrar kampımızda 16. gündeyiz ve cebirsel ifadelere başlıyoruz. Şimdi cebirsel ifadeleri bir hatırlatalım. En az bir bilinmeyeni bulunan işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir. Tamam. Örneğin 2A Bakın 2 çarpı a'dan dolayı. Cebirsel ifade x eksi 2, 3y artı 4, b kare eksi 4 birer cebirsel ifadedir. Cebirsel ifadelerde bulunan a, b, x, y, k, çiçek, böcek bunlar değişken, bilinmeyen olarak ifade edilir. Cebirsel ifadeleri oluşturan ve toplama ya da çıkarma işlemiyle ayrılan, bak burası bizim aslında kilit noktamız, toplama ya da çıkarma işlemiyle ayrılan her bir ifadeye, terim denir. Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir. Yani örneğin normal bir sayı, değişkeni yoksa normal bildiğimiz bir sayı. Her bir terimde o sabit terim. Her bir terimde değişkenin dışında kalan sayılara ise katsayı denir. E, sabit terimde işaretiyle birlikte katsayı olarak alınır. Şimdi bunları inceleyeceğiz. İncelemeden önce değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetleri eşit olan terimlere benzer terim denir. Bunu bir sonraki sayfada detaylı olarak açıklıyor olacağım. Bunu da söyleyeyim hemen. Şimdi burada x artı 8'de değişkenler ne x? Terimler ne x ve 8? Sabit terim ne 8? Katsayılar toplamı ne dikkat 9. Neden? Çünkü bu x'in önünde ne var? 1 var. 1 ile 8'i toplarsan 9. Buraya dikkat. Şimdi diğerine bakalım. Orada değişkenler x ve y. Tamam. Terimler 2x, y, eksi 2. Bak artı ile eksi ile alıyorum. Terimlerde, sabit terimde, katsayıda. Tamam o zaman burada sabit terim ne? Eksi 2. Katsayılar toplamı nedir dediğinde y'nin önündeki katsayı 1, 2 1 daha 3 3'ten 2 çıktığında da burada 1 olur katsayılar toplamı diyebiliriz. Buraya geldiğimizde bir de bak şöyle bir şey olursa da katsayısı eksi 1 alınır. Mesela eksi ya eksi 1 alınır bu tamam bunu da hatırlatmış olayım. Burada k karenin önünde 1 var. E, o zaman burada değişkenler ne? K ve M. Terimler ne? K kare. Bakın K kare. Sonra eksi 4M. Sonra artı 4. Bunlar hep bir terimdir arkadaşlar. İsterseniz artı 4 diye de yazabilirsiniz. Sabit terim artı 4'tür. Katsayılar toplamı nedir dediğimizde bakın 4 ile eksi 4 0 olur zaten. Sadece burada 1 oluyor katsayılar toplamı diyebiliriz. ve şimdi benzer terime bakabiliriz. Değişkenleri ve bu değişkenlerin kuvvetleri aynı olduğunda Benzer terim oluyor dedik. Şimdi burada benzer terimler neler? 4x ile eksi x benzer terimdir. Bakın 4x ile eksi x benzer terimdir. Çünkü harfler ve kuvvetler aynı. Hocam kas farklı olabilir. Ya orada problem yok. No problem. Başka hocam 4 diye yok arkadaşlar. Başka burada benzer terimler yok. 2x kare sonra bakıyorum böyle başka var mı? Hocam eksi 2x var. Olmaz kuvvetler aynı değil. 3y kare y kare. Evet o olur arkadaşlar. 3y kare ile y kare hem harf hem kuvvet olarak aynı. O zaman benzer terim ne işe yarıyor? Bunları toplayıp çıkarabiliyoruz. Mesela 3y kare ile y kareyi topladığımızda 4y kareyi elde edeceğiz. 4x ile eksi 2'si topladığımızda 3x'i elde edeceğiz. Şimdi bakın bu ifadelerin en sade halini bulmak istiyorsak benzer terimleri toplayıp çıkarabiliriz. 5x ile 2x topladığımızda 7x. Eksi 6y ile eksi 1 tane y'yi topladığımızda da eksi 7y'yi elde ederiz. Yani bunun en sade hali 7x eksi. 7Y'dir değerli arkadaşlar. Buraya <laughs> buraya geldiğimizde şu eksi 1 bunu dağıt böyle tamam mı? O zaman ne olur? 3A kare artı 2A eksi 1 tane A kare eksi 1 ile 2'yi çarparsan eksi 2. 3A kareden 1 tane A kare çıkarsa 2A kare kalır. 2A kare artı 2A eksi 2 olarak en sade halini bulmuş oluruz bu ifadenin de. Şimdi farklı yazımlar olabiliyor. Bu farklı yazımlarda şöyle bir şey de var mesela. 6x dediğimizde siz bunu isterseniz arkadaşlar 3 çarpı 2 x diye de yazabilirsiniz. Ya da 6x dediğimde siz bunu isterseniz 3x artı 3x diye de yazabilirsiniz. Yani burada farklı yazımlarla oynamalar yapabiliyoruz cebirsel şey ifadelerde. Mesela 9x buraya ne gelmesi gerekir? X gelmesi gerekir 9x olur. Burada 8 x y kare x ile neyi çarparsak 8 x y kare olur. 8 y kareyi çarparsak 8 x y kareyi elde ederiz. Buraya geldiğimizde 4 x ile neyi çarparsak 4 x kare olur. x'i çarparsak çünkü x üzeri 1 ile x üzeri 1'i çarparsak x kare elde ediyorduk. O yüzden burada 4 x çarpı x diyeceğiz. Buraya geldiğimizde 5 x kare ile neyi çarpmamız gerekiyor? Bir kere 2'yi. Neden? Çünkü 5 kere 2 10 x kare tamam o zaman bir de ne olacak y olacak çünkü burada y olması gerekiyor 3ab 3b o zaman burada a olması lazım ki 3ba ile 3ab aynı şeydir 3 kere 5 15 5 kere 3 15 mantığı yani tamam mı değişme özelliği 12 a kare b burada 6 olması gerekiyor 6 kere 2'den 12 elde edeceğiz bak çarpanlar katlar gibi görüyor musun 2a ee, çarpı 6 12a. Ama 12a kare olmasını istiyorum. O zaman burada ne vardır? a vardır. Bir de ne vardır? b vardır. O zaman 6ab buraya gelmesi gerekir. Bak sen 12a kare b'yi istersen 2a çarpı 6ab diye böyle parçalayabiliyorsun. Bazı sorularda kullanabiliriz böyle parçalamaları. Tamam. Şimdi çarpıma geldik. cebirsel ifadeleri çarparken çarpanların birindeki terimler diğer çarpandaki her terimle ayrı ayrı çarpılır. Yani burada her terimle ayrı ayrı çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Elde edilen terimlerden benzer olanlar arasında toplama çıkarma işlemi yapılarak en sade halinde buluyoruz. Şimdi burada dikkat edilecek nokta şu. Bak yukarıdan oklar çıkarılmış. Aşağıdan şu ok çıkarılmamış. Ben çıkarıyorum onu tamam mı? Şöyle yazdım. X ile X'i çarptım. Ne oldu? X kare. X ile 3'ü çarptım. Ne oldu? 3X oldu. 1 ile X'i çarptım. Ne oldu? Bir tane X oldu. 1 ile 3'ü çarptım. Ne oldu? 3 oldu. Düzenle bunları bakayım. X kare artı 4X artı 3 oldu. Bu kadar. Buraya geldiğimizde X ile X'i çarptık. Ne oldu? X kare oldu. X ile 2'yi çarptık ne oldu? 2x oldu. Eksi 1 ile eksi çarptık. Eksi 1x oldu. Eksi 1 ile 2'yi çarptık. Eksi 2 oldu. x kare artı x eksi 2 olarak ne yapmış olduk burada değerli arkadaşlar? Bunun en sade halini yazmış olduk. Hocam hep böyle x kareli mi olur? Hayır. Yani burada değişik çarpmalar da sonraki sayfalarda yapacağız arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Burada tiyatro salonunun üstten görünümü verilmiş. Böyle karmaşık gibi görünüyor ama aslında koltuk sayısını bulmak için biz şuradaki bakın 2x ile 2'yi çarparsak buradan 4x tane gelecek. Tamam hocam. Şurada y ile 2y eksi 4'ü çarpacağız. Çarpalım hatta y çarpı 2y eksi 4. Dağıt böyle tamam mı? y ile 2 çarparsan 2y kare. y ile eksi 4'ü çarparsan eksi 4y. Tamam burası da böyle bak. Burayı buldum. Burayı buldum. Şimdi şuraya geldim. 2y ile 2'yi çarparsam o da ne oluyor? 4y oluyor. O zaman 4y'yi de yazdım. Sonra buraya geldim. 2x ile x eksi 2'yi çarpacağım. 2x ile x eksi 2'yi çarpacağım. Şöyle dağıtıyorum. Bak bu tekli olduğu için alttan çıkarmıyorum ha. 2x ile x'i çarptığımda 2x kare 2x ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 4x. Şimdi bunları toplayacağız koltuk sayısını bulmak için. Burada eksi 4y Bakın artı 4y birbirini götürdü. 4x eksi 4x birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2x kare 2y kare. Bunları toplarsak 2x kare artı 2y kare doğru cevap A seçeneği olmuş olur. Ve bu soruyla noktalıyoruz arkadaşlar. Mantığı önemli. Direkt LGS'de buna benzer soru bile geldi arkadaşlar. Gelebiliyor. Ya yani çok basit hocam bu diye bazen öğrencilerimiz söyleyebiliyorlar ama Evet ee, bazen böyle şeyler de karşımıza çıkıyor. Yani burada çarpmayı biliyorsak soruyu aslında rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir de şeyi düşünmemiz lazım. Büyük alandan küçük alanı çıkaracağız. 3 ile 2x'i çarptığımızda şu ortadaki alan 6x olacak. Ben az daha 6x kare yazıyordum. Çünkü ee, direkt zihinden yapmaya çalıştım. Böyle durumlarda arkadaşlar zihniniz yorgunsa ee, mutlaka yazarak çarpın. Yani 3 ile 2x'i çarptım. 3 kere 2 6x. Tamam burayı bulduk 6x. Şimdi şuraya geliyorum. 5x artı 1 ile x eksi 1'i çarpacağım. 5x artı 1 çarpı x eksi 1. Ben bunlarda mutlaka ok çıkarıyorum arkadaşlar. Yani şöyle yapıyorum bak. Tık, 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 tık. Çarpılmadık hiçbir şey kalmasın. Şimdi diyorum ki 5x ile x'i çarptığımda 5x kare. Tamam. 5x ile eksi 1'i çarptığımda eksi 5x. 1 ile eksi çarptığımda artı 1x. Artı 1 ile eksi 1'i çarptığımda eksi 1. Yani burası ne oldu? 5x kare e, eksi 4x. Çünkü eksi 5x artı 1x. Eksi 4x yapacak. Eksi 1. Şimdi ben bundan şu 6x'i çıkarmam lazım. Tamam ben bundan 6x'i çıkarayım. 5x kare eksi 4x eksi 1'den 6x'i çıkarırsam, bakın bu yeni yaptığım bir işlem, diğer yukarıdakinin direkt devamı gibi algılansın istemem. 5x kare, 5x kare, eksi 10x eksi 1 olur. Bakın, 5x kare eksi 10x eksi 1 nerede var? Bursa'da var. Doğru cevap Bursa olmuş oldu. Bir gün daha burada sonuna geldik. Ee, diğer günlerde de cebirsel ifadeleri özdeşliklerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sloganı hatırlatıyorum. İstek başlatır, mücadele geliştirir, tecrübe kazandırır. Hedefine giden yol İMT'den geçer.